büyük bir gayretle çalıştılar. Gecelerini gündüzüne kattılar. Biz şahidiz ve biz onlardan. Tabii seçimler demokrasi şenlikleri. Biz AK Parti olarak her zaman için bir şeye inanıyoruz. Sandıktan çıkan her sonuç bizim için başımızın üstünde. Biz bugün özellikle heyetimizle beraber burada tüm seçim sürecini değerlendirdik. Tabii seçim sürecini değerlendirirken açıkçası daha çok değerlendireceğiz. Çünkü sandık bazlı da çalışmalarımızı yapacağız. Mahalle bazlı yapacağız. Her sandıkta eğer birilerinin gönlüne daha az dokunduysa onu yenileyeceğiz. Özellikle elimizden geldiğince herkesle beraber olacağız. Bugün itibariyle zaten yeniden bir hemen bundan sonraki 4 yıllık süreçteki seçim için çalışmalara başladık bile. Birincisi, yaklaşık diğer adayların toplamı kadar oy alarak Büyükşehir Belediye'miz seçimlerini kazandı. Bunun birinci anlamı geçmiş dönemde yapılan hizmetlerin vatandaşımız tarafından takdir edildiğini, belediyeler bir emanettir, bu emanetin liyakat makamının Büyükşehir Belediyesi yönetiminin devamı şeklinde vatandaş tarafından takdir edildiğini görmüş olduk. Bu seçim sonuçlarının ekonomik boyutları, sosyolojik boyutları, seçmen psikolojisi, verdiği mesajlar, bunlar üzerinden çok detaylı analizler yaparak dersimize çalışacağız ve mesajın doğru algılanması kısmını tamamladıktan sonra nerelerde eksik kaldıysak oraları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Türkiye geneline bakarak bir değerlendirme yaptığımızda Cumhur İttifakı'nın en önemli belediyesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunun da bir kez daha net bir şekilde görüleceğini herkes fark edecek. Aslında bu aynı zamanda gerçek belediyecilikle algı belediyeciliği arasındaki farkın da apaçık ortaya çıkmasına vesile olacak. Geçtiğimiz dönemde öyle zannediyorum ki gerçek belediyecilikle algı belediyeciliğinin arasındaki farkı yeterince ortaya koymakta başarılı olamadık. Ama önümüzdeki 5 yıl inşallah bunu apaçık gösterecek. Neyin algı, neyin gerçek olduğu apaçık ortaya çıkacak. Seçimleri kazanmaktan ibaret değildir belediye başkanlığı, belediye yönetmek. Asıl seçildikten sonra verilen sözlerin tutulması, öyle bir söz vermiş miydim, vermemiş miydim, hatırlamıyorum yaklaşımıyla gerçekte yapılanlar arasındaki farkın da ortaya çıktığını önümüzdeki süreçte bir kez daha göreceğiz. Türkiye genelinde verilen oylara bakıldığında AK Parti'nin Türkiye genelinde 2019'da almış olduğu oylarla 2024'te aldığı oylar kıyaslandığında, aynı işlem CHP içinde yapıldığında aslında CHP oylarının minimal bir düzeyde artış gösterdiği, AK Parti oylarının düştüğü ve bunların önemli bir kısmının da sandığa gitmeme davranışı şeklinde ortaya çıktığı görülüyor. Aynı eğilim Kocaeli içinde ortaya çıkmakta. Dolayısıyla ön bir değerlendirme olarak sandığa gitmeme yönünde seçmenimizin bir takdir kullandığını, sandığa giderek başka bir partiye de
bize dağılan